Ama selam, merhabalar. Yine bugün de bir tabanca tanıtacağız. Dünyada en çok üretilmiş, en çok satılmış ve polislerin, bekçilerin veyahut da işte eski koruma görevlilerinin birçoğunun kullanmış olduğu silahın bir yeni modelini tanıtacağız. CZ-75D Compact. Bu tabancamız CZ-75D Compact bir tabanca. Görüntüsü, boyu, özellikleri bu. Şarjör. 14 artı 1 şarjör kapasitesine sahip. Genel görüntüsü CZ-75'te aynı, sadece alttan genişletilmiş ve dikkatli nereye konulmuş bir model. tabancamızın genel görüntüsü şu şekilde. Yine delikli horoza sahip bir tabanca. Bunda da çift emniyet sistemi dediğimiz çift hareketli bir tetik var. Yani tetik bir çektik. Bu tetik emniyeti, şu yarım çektiğimiz tetik emniyeti. Tam çektiğimizde de normal horozumuz ayakta. Horozla birinci çekiş şöyle kaldığı zaman tetik emniyeti. İkincisi tetik. Çift hareketli tetik de şu, tetik böyleyken çektik düştü. İkinciye bir daha çektiğimizde sürekli ateş etme özelliğine sahip. Mermi birinci de patlamaz, ikinci de patlayabilir diye böyle bir özellik konmuş. Sol tarafından emniyet mandalı horoz ayakta olmazsa şu şekilde bu emniyet mandalı geçmez. Evet, tabancamızın boyutu, özellikleri bu. Tabancamızın namlu boyu şu boyutu 20 santimlerde. 18-20 santim arası. Bu tam veri olarak internette yok. Tabancamızın namlu uzunluğu, hemen sökeyim onu da göstereyim. Şöyle bir plastik, işte benim bahsettiğim daha önceki videoda buydu. Plastik çok uzun süre atışta da erime yapabiliyor diye bir bilgi var. Gümüş parlatıcıyla parlatılmış bir namlu. Namlunun boyu 92,5 mm. Yani 9,2 cm, 9,3 cm arasında. Yine namluya mekanizmaya namlunun kilitlemeli bir özelliğe sahip. CZ-75 namlusunun kısaltılmış birebir hali. Şöyle göstereyim. Şunu üstten koyduk. Ateş ettik. Geldi. Geri gitti. Yerine oturunca şöyle bir ses oturuyor. Yani şurası, şöyle göstereyim. Şuraya girmek suretiyle, şuradaki girintiye girmek suretiyle namluyu şu şekilde kilitliyor. Çıkmaz. Hafif aşağı düşer. Geri giderken tekrar geçerek çıkar. Sabit kırlangıç kuyruğu bir arpacık ve geze sahip. Sabit geze, sabit arpacıklar. CZ-75'in üst mekanizmasının aynısı. Tam çelik mekanizma, tam çelik namlu. Yay ve plastik namlu alt pimi. Namlu tutucu ya da hareketi sağlayan, hafif aşağı gelip ileri gittiğiniz şekilde geriye oturmaya dayarayan yayımız da o yay. Şimdi gövdesi bunun diğer kompaklardan farklı. Alüminyum alaşımlı, daha hafif bir metalden yapılmış bir gövdeye sahip. Çok hafif. Neredeyse hani 150 gram, 200 gram yoktur. Tabancanın toplam ağırlığı çelik kasalarda 900 gram. Bu kasalarda da 650 ile 750 gram arasında. Yine 4x4 sete sahip. Atış hızı 350 metre bölü saniye. Bunun tabancamızı şu şekilde birleştireyim önce. Parçalarını kaybetmeyelim. Söküp dağırken bir yanda iki tane çizgi var. O çizgileri karşı karşıya getirdiğimiz zaman şu şekilde yerine oturuyor. Hem önden, şöyle göstereyim. Hem önden hem arkadan tırtık koymuş. Şu şekilde doldurmak için, bu şekilde doldurmak için. Ya da hemen çektiğinizde önden doldurmak için veyahut da karşıya bir elef atarken bu şekilde arkadan doldurup çekmek için yapılmış bir sisteme sahip. Tabancamız bu. Tabancamız şu şekilde. Şöyle yerden yüksekliği 128 mm. Genişliği ise 3,5 santim. 35 milimetre genişliğe sahip. Bunların tesis menzilleri tabii ki normal CZ-75'lerin 50 metre. Bunlarınki de 25 ila 40 metre arasında atış yapabilen tabancalar. Ağırlığı 650 ile 750 değişiyor şeyine göre. Kabzesine, fundağına göre değişiyor. Namlu boyu 92,5 santim dedik. Başka da bir özelliği yok. Çok farklı bir silah da değil. Bildiğimiz klasik CZ-75'in
9 mm kompakt hali bu tabanca da bu. Zaten üzerinde Made in CZ Republic, Çekoslovak Cumhuriyeti diye de yazıyor. CZ75 kompakt diye de yazıyor üzerinde. 9x19, bizim Türkiye'de uzun 9 diye bildiğimiz şu normal 9 mm mermi atıyor. Şöyle 9 mm mermi atıyor. Bunlar makine kimyanın getirip de ruhsatlı satış yaptığı silahlar. 14+1 şarjörü var. Şarjörü şu şekilde, üzerinde 14 diye yazıyor zaten. 16'dan küçültülmek için alttan bir plastik, yumuşak güzel bir plastik tablayla da şarjör altı tutturulmuş durumda. Şuradaki düğmeye basıp ileri çektiğimizde şarjör çıkıyor. İçindeki 3 parça da yayla beraber çıkıyor. Bu da böyle bir özelliğe sahip. CZ75 dünyada ilk 14'ten fazla mermi alan şarjörlü tabancadır. Birçok ülkenin ilk başta bizim polislerimize de 94, 95, 96, 97 yıllarında, belki 98'lere de, belki 2000'lere kadar verildi. En çok güvenlik görevlisi, güvenlik güçlerinin kullanmış olduğu, atış kapasitesi çok yüksek bir tabancaydı. Bu da onun 14+1'i. Şarjörümüzü yine çıkaralım. Bu tabancamız da bu şekilde bir tabanca. Alttan tek vidalı, tek girintili bir Picatinny Raya sahip. Tetik muhafazası yine kare şeklinde. CZ75 modeliyle aynı. Sadece tetik ağırlığını bir ölçeceğiz. Evet, 2,5-3 arasında. 2 kilo 200, 2 kilo 800 arasında 3'e yakın bir tetik ağırlığına sahip. Soldan şarjör çıkarma düğmesi var. Şurada. Soldan sağa doğru baskılı. Üste emniyet mandalını ben de anlamadım nasıl bir emniyet mandalı. Emniyet mandalı bunda horozu düşürmek için yapılmış. Diğer CZ-70'lerin farkı bu. Şöyle göstereyim. Şuna bastığınız zaman emniyeti birinci kilit noktasına, yani çift hareketi demiştik az önce, şöyle göstereyim. Şu birinci hareket noktasına kadar düşüyor. Şu şekilde emniyeti ayaktayken horoz, basıp bıraktığınızda iğneyi horozu iğneye vurmayacak şekilde birinci kilit, zaten normalde bunun bu şekilde kullanılması lazım. Hepimizin böyle kullanması lazım. Altına diyeceğiz bir şeyden farklı olarak Yavuz'un altılardaki gibi bir parça takmak için bazıları işte böyle zincir takıyorlar. Onun için de bir aparat yapılmış. Yumuşak plastik bir el kundağına sahip, kabzeye sahip. Üste geçme kırlangıç dedik, gez ve arpacıya sahip. Amasından tekrar saygılar, sevgiler. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.